أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأثبت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ezelde ve ebedde var olan, sonsuz kudre sahibi olan, alemlerin Rabbi, yaratan, yaşatan, yöneten, Rahman, Rahim olan, din gününün sahibi, kendisinden başkasına ibadet edilmeyen, Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd fenalar, nihayesi şükürler olsun. Peygamber-i Zişan, Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habib-i Huda, Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Amin. Cenab-ı Hak, tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi meccanen affeyleyip kulluğuna kabul eylesin, rızasına nail eylesin, hidayette sabit eylesin, kalplerimizi dini ve taati üzere sabit eylesin, ihlas ve takva üzere, istikamet üzere, Kur'an ve sünnet üzere, ehl-i sünnet ve cemaat üzere bir hayat yaşamayı, son nefesimizde de iman-ı kamil ve şehadet üzere teslim-i ruh etmeyi cümlemize ikram eylesin. Aba ecdadımıza, cümle geçmişlerimize ve bütün ümmet-i Muhammed'e Rabbim rahmet, mağfiret, lütuf ve keremiyle muamele eylesin. Değerli cemaat-i müslimin, kıymetli hazirun, ihvan-ı din, bugün acizane dersimizde, sohbetimizde ya yenileneceğiz veya yenileceğiz başlıklı acizane bir sohbet yapmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak bize rızasınca hüsnü ifade, cümlemize de güzel istifadeler nasip eylesin. Amin. Ya yenilenmek ya da yenilmek. Ümmet olarak, Müslümanlar olarak ya ayağa kalkacağız, kıyam edeceğiz ya da sürünmeye devam edeceğiz. Ya aziz ümmet olacağız ya da zillete devam edeceğiz. Ya Allah Azze ve Celle'nin nusretiyle fetihler bize müyesser kılınacak ya da böyle ehli küfrün çizmesi altında yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için, ayağa kalkmak için, aziz ümmet olmak için yenilenmeye ihtiyacımız var. Yenilenmek Türkçe, bunun Arapça karşılığı tecdid. Tecdid eskiler bilir, duymuşlardır. Tecdidi üç kavramda, üç bahiste kullanır kitaplar. Yani tecdit üç şeyde olur. Tecdit yenilemek demek. Tecdidi vudu, abdestin yenilenmesi. Tecdidi nikah, nikahın yenilenmesi.
Tecdid-i iman, imanın yenilenmesi. Bugün bu tecdid üzerinde, yenilenmek üzerinde biraz konuşalım. Zira yenilenmezsek yenilmeye mahkumuz. Tecdid, yenilemek, vudu, abdesti yenilemek. Abdesti yenilemek ne demek? Ya abdestin yoktur, bir abdest alırsın. Ya da var olan abdestin üzerine o abdesti tazeler, tecdid eder, yenilersin. Ama abdesti tazelemek, abdest almak ya da şöyle sorsam, hangi hallerde abdest bozulur, hangi hallerde abdest gerekir? Bunu ilkokul çocuğuna da sorsak, abdesti bozan, abdesti gerektiren halleri biliriz. Kan, afyonun, küçük abdest, büyük abdest gibi pisliklerden temizlenmek, abdest almak. Peki kan, idrar, büyük abdest, bunlar abdesti bozan şeylerdir aynı zamanda. Şimdi soru şu, dünyada en pis şey nedir diye sorulsa, bunlar abdesti bozan pislikler. Bundan daha pis olan şey var mıdır diye sorsam, cevaben ne dersiniz bilmiyorum. Ama kitaba bakalım. Kitap en pis neyi tarif ediyor? Allah Kur'an'da neye pis diyor? Buyuruyor ki, اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. Muhakkak müşrikler pistir diyor Allah. Yani o bizim anladığımız abdesti bozan, kan, küçük abdest, büyük abdest, tamam, bunlar küçük pislikler. Asıl büyük pislik şirk diyor Allah. Onun için Allah Resulü davetine başladığında bizdeki gibi çocuklara önce abdesti öğretmedi. Önce abdest temizliğine başlamadan önce bu büyük pisliklerden temizlenmeye başladı. Çünkü bir adamın kalbinde şirk olduktan sonra, şirk gibi bir pisliği kalbinde taşıyan bir adamın 7-24 abdestli gezmesinin ona bir faydası olur mu? O zaman abdest almadan, abdestli olmadan, bedeni temizlemeden önce kalbe abdest aldırmak lazım. Hani biz tecdid-i vudu, abdesti temizlemek, abdesti tazelemek, yenilemek derken hep işte bir abdest üstüne bir daha abdest almak diye belki anladık. Ama aslında asıl vudu, temizlik kalpte başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce kalpteki kirleri, şirki, pisliği, küfrü, şikakı temizlemeden abdeste başlamadı, değil mi? Yani şöyle kabul edin. Ayette Mevla buyuruyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Her kim kendisine hidayet geldikten sonra, yani hak, hakikat, İslam, Kur'an, şeriat, peygamber kendine geldi, haberi var. Kim bundan sonra peygambere itiraz ederse, yuşakıkır Resul, Resul'e uymazsa, itiraz ederse, muhalefet ederse, ve yettebi' gayre sebilil mümini, müminlerin yolundan da başka bir yol edinirse, nüvellihi ma tevella ve nuslihi cehennem. Onu döndüğü yolda devam ettiririz, onu sonunda cehenneme yaslar dayarız. Orası ne kötü yerdir Allah diyor. Şimdi bir adam kendine İslam, Kur'an, hak, hakikat beyan olduktan sonra peygambere muhalefet ederse, itiraz ederse, müminlerin de yolundan başka bir yol seçerse, bu adam 24 saat abdestli olsa, banyodan hiç çıkmasa, bu adam tecdid-i vudu, abdest üstüne abdest almış diye sevap alır mı?
Demek ki önce abdest almadan bedene, organlara, azalara abdest aldırmadan önce kalbe abdest aldırmak lazım. Peygamber'e itiraz etmek ne demek? Peygamber neye davet etti? Ben şimdi Allah için burada hasbihal yapıyoruz. Haşa, kardeş kardeşe konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Allah rızası için şöyle herkes kendi nefsinde bunun cevabını arasın. Allah Resulü Aleyhisselam ümmetini neye davet etti? Ne dedi Allah Resulü Aleyhisselam? Ey ümmetim, ben size yeni bir din, yeni bir düzen, yeni bir model, hayat tarzı getirdim. Öyle mi? Peki peygamberin davet ettiği bu yeni dinin adı demokrasi midir? Allah Resulü ben size laiklik diye bir din bıraktım. Öyle bir hadis duyanınız var mı? Ben size sosyalizmi bıraktım. Ben size komünizmi bıraktım. Ben size kapitalizmi bıraktım, liberalizmi. Neye davet etti peygamber? Bunlara mı davet etti? Neye davet etti? İslam'a, şeriata, Kur'an'a. Var mı itiraz eden? Bak Allah diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ Peygamberin davet ettiğine kim itiraz ederse, ya peygamberin davet etmediği bir yolu kim kabul ederse demek, peygamberin sizi davet ettiği İslam, Kur'an, şeriat caddesinden çıkar ve müminlerin yolunu terk ederse, müminlerin yolu hangi yoldur? İslam, Kur'an, ehl-i sünnet yolu, öyle mi? Bak Allah diyor ki kim müminlerin yolunu bırakır, peygamberin davet etmediği bir şeye icabet eder, peygambere muhalefet ederse onun varacağı yer cehennem diyor. Boşuna abdest almasın demek istiyor yani. Boşuna namaz kılmasın. Kurtarmaz. Abdestten, namazdan, haçtan, umreden, ibadetten daha öncelikli olan mesele nedir? Önce kalbe abdest aldıracağım. Kalbi temizleyeceğim. Kalpte şirk var mı? Küfür var mı? Şikak var mı? Nifak var mı? Bunlardan kalbi temizlemedikten sonra alnını secdeden kaldırmasan, Kabe'nin gölgesinde bir ömür sürsen, İmam Gazali'nin dediği gibi vallahi müşrik olarak ölürsün. Billahi. Zira Ebu Cehil Kabe'nin gölgesinden hiç ayrılmıyordu. Ölecek olduğu Bedir'e giderken Kabe'yi tavaf etti, ellerini kaldırdı, Kabe'nin Rabbine dua etti. Ey Allah'ım dedi. Bugün eğer ben haklıysam bana yardım et, yok Muhammed haklıysa ona yardım et. Bak Ebu Cehil, Allah'a bu kadar inanan ve bu kadar dua eden bir adamdan bahsediyorum. Ama kalbinde Allah'tan başkalarının sevgisi var. Lat, Menat, Uzza vesaire. Şimdi Ebu Cehil kalbinde Allah'tan başkaları olduğu için Ebu Cehil oluyor da Ebu Lat, Menat'ın yerine bugün ümmet kalbine Allah'tan başka demokrasi, sosyalizm vesaire koyduğu zaman sen nasıl Müslüman olabiliyorsun? Onun için tecdid-i vudu dedik ya, ya yenileneceğiz ya yenileceğiz. Önce temizlikle başlayacağız ama bu temizlik bizim anladığımız gibi abdest gusül temizliği değil. Abdest gusül bir kova su ile temizlenirsin. Bir kova su ile abdest alırsın, gusül alırsın. Ama bu kalpteki küfür, şirk bunlardan temizlenmedikçe o beden temizliğinin bize faydası olmaz diyelim, uzatmayalım, devam edelim. İki, tecdidi nikah. Dedik ya bugün tecdid, yenilenmekten bahsedeceğiz. Üç şeyi yeniler Müslüman hayatında. Abdesti yeniler dedik. İki, nikahın yenilenmesi, tazelenmesi. Hani tecdidi nikah, evvelce hocalar cumalarda nikah tazelerlerdi. Halbuki nikahın tazelenmesi diye bir şey yok. Nikahın yenilenmesini gerektirecek bir durum varsa o yeni bir nikah, yeni bir mihir aktiyle yeni bir nikah kıyılır. Ama yok ya hoca biz 30 senelik 40 senelik evliyiz, nikah eskiydi, bunu bir tazeleyelim. Böyle bir nikah tazeleme yok bizdeki gibi. Peki nikah
tecdidini nasıl anlamak lazım? Nikahı tazeleme. Nikah nedir? Nikah, haram olan bir ilişkiyi bir akitle, bir bağla helal hale getirmektir. Yani birbirine yabancı olan, birbirine haram olan iki kişiyi Allah'ın razı olacağı birlikteliğe taşıyan o akt, o bağın adına nikah denilir. Ve nikah, arş-ı âlâyı harekete geçiren, meleklerin nikahlanan kişileri tebrik etmek için arza indiği, şeytanları da bir o kadar rahatsız eden bir hadisedir nikah. Nikah, melekler nikahlanan müminleri tebrik için arza iner. Nikahlandığınızda arş harekete geçer ama nikaha en çok şeytan kızar. Nikahlı birliktelikten en çok şeytan rahatsız olur ve hadis-i şerifte buyurulduğu üzere şeytanın askerleri var ya, her gün onları salar ümmetin peşine. Akşam olduğunda çağırır diyor. Ne yaptınız bugün? Rapor alayım. İcraatlarınız, biri der ki efendim ben bugün işte şu kadar insana içki içirdim. Geç der. Öteki der ki ben işte şu kadar kumar oynattım, sen de geç. İşte ben şunu yaptırdım, bunu hepsine geç der şeytan. Şeytanı en çok memnun eder şeytanlık bir. Der ki bir askeri, ben bugün bir karı koca arasına nifak soktum, aralarını bozdum. Sen yanıma gel der. Şeytanın en çok hoşuna giden amel, karı koca arasına fitne sokmak. O evliliği devam edemez hale getirmek. Mümkünse mahkeme salonunda o evliliği bitirmek. Şeytanın en çok hoşuna giden şey budur. Ama bir o kadar da Efendimizin ifadesiyle Allah'ın sonunda mubah kıldığı, hani son çare olarak kapıyı araladığı, hani çözümsüz kaldığınız yerde boşanmak mubahtır, caizdir. Allah ruhsat vermiş ama boşanmakla arş-ı âlâyı titretirsiniz diyor Efendimiz. Şeytanın hedefi aile yuvasını yıkmaktır ama Allah Azze ve Celle son ana kadar yuvayı ayakta tutmak için mücadele etmeyi ister. Baktın ki gitmiyor, son çare boşanmak. Onda da arş-ı âlâ titrer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Çünkü evlenirken Allah Resulü aleyhisselam ne buyurdu? Siz erkekler kadınlarınızı Allah adına söz verip yemin ederek Allah emaneti olarak aldınız der. Boşanmak nedir? Allah emaneti olarak alıp kabul ettiği o emaneti zayi etmektir. Şimdi bize böyle çok normal, basit geliyor ya boşanmak hadiseleri. Allah'ın emaneti olarak kadını kabul etmek. Buna itiraz eden zamanı kadınları var, duyuyorum. Biz niye emanetmişiz? Yani kadınlar emanet olmayı kendileri için zül kabul ediyorlar. Halbuki Allah'ın emaneti, bundan daha büyük bir şeref bir Müslüman kadın için olabilir mi ya? Şöyle düşün, Müslüman koca, hanımın sana Allah'ın emanetidir diyor ya Peygamber aleyhisselam. Ne demek istiyor sana? Demek istiyor ki saksıyı biraz çalıştır. Bak bu hanım var ya, bu Allah emaneti. Yani farz et ki sen Türkiye'nin en zengin adamının kızını alsaydın. Farz et ki sen sarayın damadı olsaydın. Farz et ki sen çok hürmet gören büyük bir alimi, Allah dostunun kelimesini alsan, onun damadı olsaydın. Hanımına karşı nasıl kocalık yapardın? Zengin bir ailenin kızına koca olmak. He? Ya karın, hanımın, velev ki işe yaramaz olsa da babasının cukkalarının hatırı var değil mi? Hanımının babası saraylarda ağa, paşa, bey, makam mevki sahibi biri olsa, bir bakanın kızı olsa öyle kabul et. Hanımın ne kadar sana
kadınlık yapmasa da o babasının makamının hatırına sabreder misin? Yaptıklarını görmezden gelir misin? Ha, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demek istiyor ki bak, zengin bir babanın kızını, makam sahibi bir adamın kızını aldığında nasıl o zenginliğin ve makamın hatırına kadına sabrediyorsan, bu kadın sana Allah'ın emaneti. Allah'ın hatırı, o zengin adamın, makam sahibi adamın hatırı kadar sende hatırı yoksa hanımına istediğin gibi davranabilirsin. Yani aslında en başta nikahta Peygamber Aleyhisselam erkeklerin elini ayağını bağlıyor. Allah'ın emanetine ihanet etme. Allah'ın emanetine nasıl davranman gerekiyor öyle davran. Kadına ne diyor? Kadına da diyor ki bu kocan var ya diyor sana. Erkeğe kadın sizin Allah'ın emanetidir diyen peygamber kadına da diyor ki kocalarınız sizin cennete açılan kapılarınızdır diyor. Cennete girmek istiyorsanız o kapıyı kocalarınızla açacaksınız. Kocası kendisinden razı olarak ölen kadın kefili benim diyor Efendimiz. Cennetin istediği kapısından girsin. Kadına da diyor ki eğer cennet diye Allah rızası diye bir derdin varsa kocanı razı etmeden Allah'a razı edemezsin. Şimdi evliliğe nikaha böyle bakan karı koca o evlilikte elbette sorun yaşanır ama bu sorunlar aşınmaz mı? Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Ya Resulallah evliliğin kaçıncı yılında? Beni seviyor musun der. Sevmem mi ya Ayşe? Nasıl seviyorsun? Kör düğüm gibi seviyorum der. Kör düğüm yani çözülmez. Öyle bir düğüm. Zaten nikah düğüm akit manasına ya. Kör düğüm. İstesen de çözülmez. Ben sana öyle bağlandım. Ya Ayşe diyor. Zaman sonra Ayşe annemi soruyor. Ya Resulallah kör düğüm nasıl? Efendimizin cevabı. İlk günkü gibi ya Ayşe. İlk günkü gibi evlenirken o nikah akdini kıyarken nasıldı hanımına karşı ya da hanım sana karşı 30 sene, 40 sene, 50 sene geçse ilk günkü tazeliğini muhafaza etmenin adıdır. Tecdidi nikah. İlk günkü gibi aşkın, sevgin, muhabbetin, saygın devam ediyorsa senin nikahın taze ilk günkü gibi. Yoksa sen hanımın yüzünü görmek istemiyorsun. Fatime'nin temele dediği gibi. Ben var ya dedi ben baş üstünde taşınması gereken bir kadınım dedi ya. Yani beni başın üstüne taşıman lazım. Temel güldü. Dedi ki inşallah o günleri de görürüz dedi yani. Şimdi böyle evliliklerden bahsetmiyoruz. Fatime bir gün geldi dedi ki falanca dedi hanım komşu karılar bir araya geldiğinde konuşuyorlar yani. Kocası dedi hanımın yüzüne bakarken dedi her defasında İhlas suresini okuyormuş dedi ya. Ve sen de bana bir defa bakarken bir Fatiha bir İhlas okuyor. Temel dedi ki hanım sen onun gibi ol dedi ben sana her baktığımda hatim yaparım dedi. Böyle evlilikler işin latifesi bir tarafa. Evlilikleri eskiden babasının evinden çıkartıp ta mezarlığa kadar devam eden yani o beyaz gelinliğin maksadı aslında babasının evinden çıkarken giydiği beyaz gelinlik onun beyaz kefenidir. Evlilikler böyle olması gerekirken ama şimdi 3. 5. ayında başlıyor çatırdamaya bir sene iki sene gitmeden yuvalar dağılıyor. Onun için evliliklerimizi gözden geçirmek tecdid-i nikah. O ilk gündeki tazeliğine aile yuvalarımızı döndürmek zorundayız. Zira aile bir devletin geleceğidir. Bunu bilen elin gavuru ilk yaptığı icraatlardan bir tanesi Osmanlı'yı nasıl çökerttiler zannediyorsunuz? Osmanlı'yı savaşla harp meydanında yenemeyeceğini anlayan o üst akıl dediler ki biz bu Müslümanları ancak aile yuvalarını bozarsak geliriz. Birkaç madde var da bir tanesi de bu. Ne zaman ki ailelerini dağıtırız, bozarız, yıkarız, ailelerini yıkmadan biz bu devlet-i aliyeyi yıkamayız dediler.
yıktılar mı? Aile mefhumunu ortadan kaldırdılar mı? Yetmedi şimdi. Cinsiyet eşitliği adı altında LGBT propagandası ile bırakın aileyi, cinselliği ortadan kaldırma projeleri. Allah fırsat vermesin. Amin. Şeytan ne demişti Allah'a? Sana yemin ederim ki demişti, insanların fıtratlarını değiştireceğim, bozacağım. Ayet değil mi? İnsanların fıtratlarını değiştirmek için uğraşacağım. Şeytan yeminini tutuyor mu? Bak, fıtratı değiştiriyor şeytan. Diyor ki ailelere, Avrupa'da öyle, bizde de İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı böyle olacaktı. Ama elhamdülillah uçurumun kenarından döndük. Ama hala bu sözleşmeyi getirme heveslisi olanlar var. Allah fırsat vermesin. Ne diyor İstanbul Sözleşmesi ya da Avrupa'da ailelere? Çocuklarınıza küçük yaşta sen erkeksin, sen kızsın, baskı yapamazsınız diyor. Cinsel tercihini kendi yapacak. Ya bu erkek de, bu erkek. Hayır, hayır, hayır. Görünüşte zahirde erkek olabilir ama kendi duyguları, kendi yönelimleri diyor. Zaman sonra ben kadın olmak istiyorum ya da ben cinsiyetsiz olmak istiyorum. Bunlardan haberiniz yok sizin. Siz derken tenzih ederim. Yani tenkit manasına değil. İşimiz olmaz bizim bunlarla. Ama yeni yetişen nesil öyle değil işte. O elinde sosyal medyayla dolaşan çocuklarımız var ya, ha, bunların her birine şimdi çocuk yaşta bunlar aşılanıyor. Açtığı sosyal medya sayfalarında çocukların bilinçaltına bu cinsiyet yönelim, seyrettiği çizgi filmlerde, dizilerde, filmlerde, bu Netflix midir, ne karın ağrısıdır. Bunda bir sene içerisinde diyor, oynanan dizilerin ve filmlerin %95'inde ana tema ne biliyor musunuz? Cinsel eğilim. Yani bilinçaltına o diziyi, o filmi seyreden çocuğa, sen istersen erkek erkeğe, kız kıza, efendim sen söyle, böyle bir tercih yapabilirsin. Allah muhafaza. Yani yuvalarımızda yangın var, çocuklarımız perişan, neler var neler ama konuşamıyorum. Yurt dışında görevdeyken bir delikanlı geldi yanıma. Dedi hocam, dedi, bir şey söyleyeceğim ama ben bunu aileme söyleyemiyorum. Hayırdır? Dedi, size inandığım, güvendiğim için kendimi açmak istiyorum. Buyur dedim. Dedi hocam, ben şuradan aşağı yarma gibi delikanlı. Baksan kıyamazsın. Vallahi öyle. Ama dedi, ben kadınlara karşı hiçbir şey hissetmiyorum dedi hocam. Yani hayatımda o ana kadar duyduğum, beni en çok rahatsız eden belki ifadelerden bir tanesiydi. Bunun gibi niceleri var. Avrupa, oradaki yeni nesil aldı başını gidiyor. Bizim memleketimizde de ufaktan ufaktan bunlar birileri tarafından fonlanıyor, teşvik ediliyor ve adam açıktan çıkıyor. Bir siyasi partinin genel başkanı. Hoca gene siyaset yaptı. Ya sen nasıl kabul edersen öyle kabul et. Ben seni uyarayım da, LGBT'ye bakış açın nedir diye sorulduğunda, aileyi bozan, aile düzenine zarar veren bir dernek, bir örgüt, öyle bir yapılan, hayır hayır dedi, biz aileye zarar verdiğini düşünmüyoruz diyen bir siyasetin yarın iktidar olduğunu Allah için bir düşünün. Allah fırsat vermesin diyorum. Onun için Müslümanlara Allah akıl, fikir, şuur versin. Tecdidi nikah. Konuşacak çok mevzu var. Vakit dar. 3. Tecdidi iman. Dedik ya, 3 tane tecdit kavramı kullanırız. Abdeste tecdit, nikahta tecdit, bir de imanda tecdit. İmanı tazelemek, imanı yenilemek. Konu başlığımız neydi? Ya yenileneceğiz, ya yenileceğiz. Yenileneceğiz, yenileneceğiz. Tecdiden, yani tekraren kalbimizi şirkten temizleyeceğiz. Yuvalarımızı ne kadar kötü unsurlar varsa onlardan temizleyeceğiz. Bir de imanımızı temizleyeceğiz. İmanı nasıl temizleyeceğiz?
Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, iman bir gömlek gibidir diyor, gömlek. Bazen bu gömleği çıkartırsınız, bazen giyersiniz, farkında olmazsınız. Ve bu gömlek bazen kirlenir diyor Efendimiz. Bak, imanı gömleğe benzeten Peygamber Aleyhisselam. Farkında olmadan bazen çıkartıyorsunuz, imandan çıkıyorsunuz, daire-i İslam'dan çıkıyorsunuz, haberin yok. Öyle bir söz söylüyorsun ki, adam çıkıyor işte, bir şarkı söylüyor. Ne diyor? Madem beni unutacaktın, niye yarattın diyor aşağı. Sen de keyifle dinliyorsun. Saçının telini değişmem cennete diyor. Sen de dinliyorsun. Sen Tanrısın, affedersin. Sen affetsen ben affetmem diyor. Sen de dinliyorsun. Bunun gibi niceleri. Ne oluyorsun? Bal gibi gavur oluyorsun. Gömlek çıkıyor işte. Farkında olmadan bu gömleği çıkartıyorsun. Televizyon seyrediyorsun, adamın biri konuşuyor, din adına konuşuyor. Sözüm ona koca dinliyorsun. Ne diyor? Efendim diyor, Meryem validemiz çift cinsiyetliydi diyor. Aa, adam doğru söylüyor diyor, mucizeyi inkar ediyor adam. Musa Aleyhisselam'ın asasıyla denize vurup, denizin yolu bu temsil diyor, böyle bir şey yok. Adem Aleyhisselam ilk insan mı? Ondan öncesi var mı? Babası var mı? Sen de şimdi acaba diyorsun. Ha bu adam koca ya, koca ilahiyatta profesör. Ne oluyor şimdi bu adama acaba dersen, he doğru söylüyor dersen. Biri çıkıyor kaderi inkar ediyor, kader yoktur diyor. Oysa Ahmetü'nün altı şartından biri kadere iman. Bak, yani farkında olmadan iman gömleğini çıkartabiliyorsunuz. O yüzden Efendimiz diyor ki iman gömlek gibi. Sırtında taşıyıp taşımadığını sürekli kontrol edeceğim. Eskidiğinde nasıl, bak bir gömleği iki günden fazla giymiyoruz. Niye? Kirleniyor. Efendimiz diyor ki imanınız da paslanır. Demirin paslandığı gibi. Peki onun cilası ne ya Resulallah? Neyle temizleyeceğim bunu? Hangi marka deterjanla yıkayacağım imanımı? Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? İmanın cilası Allah'ı zikir, ölümü hatırlamak, ilim, sohbet meclislerinde bulunmak. Niye buralarda olmamız gerektiğini anlıyor muyuz? Niye illa ilim, illa sohbet, illa zikir diyoruz? Niye her fırsatta ölümü hatırlatıyoruz? Çünkü bunlarla imanımızı temizliyoruz. Onun için sahabe-i kiram aralarında derlerdi ki Teal nu'min saate. Birbirlerine derlerdi ki gel gel şöyle bir saat imanımızı tazeleyelim. Ya iman etmiş sahabe neyi tazeliyorlar? Ha işte o gömleği temizlemek kabilinde, o pası silmek kabilinde. Acaba hala sırtımda mı diye. Hani arabası olanlar, arabanızı zaman zaman servise bakıma getiriyorsunuz değil mi? 10 bin bakımı, 50 bin bakımı, 100 bin bakımı. Niye getiriyorsunuz? Çünkü o arabadan daha çok verim almak için bakım yapman lazım. İmanınızın da imanımızın da bakıma ihtiyacı var. O bakım servisleri de işte bu mekanlar. Nerede baktıracağın imanını? İşte bu servise geleceğin. İlim, zikir, sohbet. Ama hangi ilim? Ehl-i sünnet alimlerinin ilim meclisi. Öyle televizyona çıkan kadınların karşısında, cıbıldak karıların karşısında af buyurun. Dini konuşan o hocalardan bahsetmiyorum ben. Allah'ın dinini Allah'ın razı olacağı şekilde peygamberi üslupla sahabe nasıl anlattı? Ehl-i sünnet vel cemaat üzere dinin konuşulduğu adresler bizim servislerimiz olacak. Sen zannedersin iman gömleği hala benim sırtımda. Ama şeytan var ya, bu şeytan melun. Öyle hain bir hırsız ki senin sırtındaki bu gömleği çıkartır, yerine sahtesini, benzerini koyar, sen anlamazsın. Çünkü üstünü çıplak bıraktığında sen dersin ki benim üzerimde bir şey yok, belki uyanırsın. Ama üzerine sahtesini, çakmasını koyduğu zaman sen zannediyorsun hala bende gömlek var. Şöyle anlatıyor Mevlana Hazretleri, diyor ki adamın bir hayatında hiç İstanbul'a gitmemiş. İstanbul'a gidecek hazırlık yapıyor. Demişler ona ki bak, bu İstanbul'un öyle hırsızları var ki
aman ha, seni göreyim, çok dikkat et. Yani öyle böyle değil, adamı ayakta uyuturlar. Bu bizimki de kendine çok güveniyor. Beni çalacak hırsız demiş, daha anasından doğmadı. Sen mi öyle dersin? Ama tabii içinden de tedbir alıyor. Kendince, he acaba diye şöyle bir içliğine, cübbesinin içine diyelim, bir kese diktiriyor. Keseyi de altın, o günün parası akçe, altın. Altınları koyuyor keseye. İstanbul'a gidiyor. İniyor şimdi. Sağda solda gezerken aklında da var ya, buranın öyle hırsızları var. Anlamazsın, ayakta soyarlar seni. Böyle arada bir elini vuruyor. Şangır şangır ses gelince tamam diyor. Bir şey yok diyor ya. Akşama kadar geziyor, dolaşıyor, akşam oluyor. Bir otelde konaklayacak. Giriyor otel odasına, yatacak. Diyor ki şu altınlara bir bakayım hele diyor yani. Keseyi çıkartıyor, yatağın üzerine bir döküyor ki ah buyurun, kesenin içi at nalı dolu. Meğer İstanbul'a indiğinde hırsızlar bunu çarpmış, bu anlamasın diye de yerine nal koymuşlar, nal. Bu vurduğunda ses geliyor mu? Geliyor. Ama nal sesiyle altın sesini ayırt edemediği için zavallı zannediyor ki hala cebimde altın var. Kalbine vurduğun zaman buradan bir ses geliyor. Ama şeytan ahmak değil. Senin vurduğunda bu gelen ses hakiki, orijinal, Allah'ın istediği, razı olduğu iman sesi mi? Yoksa şeytanın yerine koyduğu çakma iman mı? Onu anlayabilmen için servise müracaat etmen lazım. Onun için bu meclisler imanımızı tazeleyeceğimiz meclislerdir diyelim. Şimdi bütün bu tecdidi, yani yenilenmeyi yaptıktan sonra Müslüman olarak hayata, kulluğa, yaşantıya bakışımızı birkaç maddede arz edeyim, bitireyim inşallah. Allah Azze ve Celle bizi niye yarattı? Bu her Müslümanın, her aklı başında insanın kendine sorması gereken ilk soru. Hayatta varoluş sebebim ne? Niye yaşıyorum ben ya? Kendinden öncekilere bir bak. Nice insanlar toprağın altındalar. Doğdular, yaşadılar, öldüler. Geldiler, yaşadılar, gittiler. Şimdi sıra bende. Ne zaman gideceğim belli değil. Ama gideceğim muhakkak. E o zaman insan sormaz mı kendine? Ya bu hayata gelmek benim irademle değil, gitmek de benim irademle değil. Ne gelirken bana sordular, ne giderken bana soracaklar. O zaman gelişim ve gidişim kimin iradesi ve kudretinde ise beni buraya getiren o güç, o irade niye getirdi bu dünyayı? Ne işim var benim bu hayatta ya? Bu sorunun cevabını bulamazsan kaybedersin. Mevla ne diyor? اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُمْ Ne zannediyorsunuz Allah diyor? Sizi böyle iş olsun diye mi yarattım? Yani sizi böyle, yani boşuna gezin, tozun, yiyin, için, eğlenin. Bunun için mi yarattım sizi zannediyorsunuz diyor Allah he? Sonra da bize dönmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz Allah diyor? Yani sizi yarattım, size bir hayat verdim. Bu hayatın sonunda bana döndürüleceksiniz diyor. Bak döneceksiniz demiyor. Çünkü dönmek sizin iradenizle. Ama döndürülmek sizin elinizde değil. İstemeseniz de huzuruma çıkarılacaksınız Allah diyor. O zaman ne işiniz var bu alemde? اَحَسِبَنْ نَاسِ İnsanlar zannediyorlar mı Allah diyor yani ayette. Efendim اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Sadece tamam inandım, bir Allah var, o kadar bitti. Öyle mi zannediyorlar Allah diyor. Ya da ehsebul insan en yutrake suda. İnsan şu dünyada başıboş bırakıldığını mı zanneder Allah diyor. Ya bu kadar alemi, bu kadar kainatı, güneşi senin için, ayı senin için, yıldızları senin için, bulutları senin için, dağları, ovaları, denizleri senin için, bütün yeşillikleri, bitkileri senin için yarattım diyor Allah. Sana bu kadar değer verecek, senin için bu kadar muazzam bir düzen inşa edecek ama içine koyduğu seni hadi serbestsin, istediğin gibi yaşa diyecek. Böyle mi zannediyorsunuz Allah diyor?
Siz böyle bir yatırım yapar mısınız bir yere? Milyon 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 para harcayacak bir bina inşa edeceksin. Ondan sonra hadi sokakta kalanlara içinde girin istediğinizi yapın. Var mı böyle bir af buyurun ahmak zengin? Mevla haşa ve kella. Ya bu kadar yatırım yaptım size demek istiyor. Haşa. Yani yanlış anlamayın. Allah acziyetten bizim gibi öyle yatırım yapmaktan münezzehtir de. Ya sizin için koca bir alem yarattım diyor Allah. E bu alemi sizin için yarattım da sizi ne için yarattım ben? E sizi de kendim için yarattım diyor Allah. O zaman bir defa Allah'ı bilmek, tanımak, o Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Yaratılış gayesine uygun yaşamak. Yani bu hayatın bir gayesi var. Sana bu hayatı veren, sana bu ömrü veren, sana bu azaları veren. Geçen bir kardeşle konuşuyoruz da dedi ki, bir hocadan dinledim dedi hocam, çok etkilendim. Kimmiş bilmiyorum, Allah razı olsun anlatandan. Bir kardeşle diyor konuşuyor, hoca anlatıyor yaşadığı hatırayı. Konuştuğu insan şöyle 3-5 kelime konuşuyor, ondan sonra su içiyor. Sonrasında tekrar konuşuyor, 3-5 kelime sonra tekrar su içiyor. Hoca dedi ki yani şaşırdım yani bu kadar, yani aç mısın, susuz musun, şekerin mi var, nedir yani? 3-5 kelime zor konuşuyor, sonrasında su içiyor. Dedi ki hocam, benim dedi tükürük bezlerim kurumuş. Tükürük bezlerim çalışmıyor dedi. Dolayısıyla ben böyle bir 2 dakikada bir dedi su içmezsem ağzım kilitleniyor. Zaman sonra nefes alamam ölürüm dedi. Ben gece yatarken de bu su şişesi yanımda, öyle 3-5 dakikada bir kalkar bir 2 yudum su içer, öyle hayatımı devam ettiriyorum dedi. Bunu dinleyen hoca kendi kendine dedim ki diyor, Allah'ım şu tükürük bezlerimi çalıştırdığın için sana ne kadar şükretsem az. İçinizde bugüne kadar tükürük bezlerini çalıştıran Allah'a şükredeniniz var mı? Ben dahi. Hiç aklımıza bile gelmez değil mi? Ne kadar büyük nimetler vermiş Allah bize. Bu sadece bir tanesi. Bunun gibi niceleri var. Peki Allah bu kadar muazzam bir hayat vermiş bize ya. Bu kadar şükretsek şükründen aciz kalacağımız nimetler var. Karşılığında Allah bir şey istemiyor mu bizden? Yani sen karşılık görmediğin evladına bile harçlık vermiyorsun da Allah bu kadar nimeti karşılıksız mı? Haşa, ihtiyacı olduğundan değil. Ama bunların karşılığında senden bir beklentin var diyor Allah. Onun adına da kulluk diyoruz. İşte bu tecdidle beraber Allah'a olan kulluğumuzu tekrar yeniden gözden geçirelim. Allah ile irtibatımızı şöyle Allah için bir sorgulayalım ya. Allah bizim için ne ifade ediyor? Bizim için Allah Azze ve Celle kendisine ibadet edilmesi, kendisine kulluk yapılması, rızası kazanılması, razı edilmesi. Hani şöyle desem, elinize kalem kağıt alın yazın. Dünyada sizin için en öncelikli, en çok dert ettiğiniz ve en çok dua ettiğiniz, en çok olmasını istediğiniz 10 tane, 100 tane şey yazın desem, birinci sıraya Rabbimin rızasını kazanmak yazacak. Sözde hep öyleyiz de hakikatte öyle miyiz? Önceliklerimize bir bakalım Allah aşkına. Çocuklarımıza küçük yaşta önce ne öğretiyoruz? Aman yavrum seni göreyim, okula git, diploman olsun, iyi fakültelerde oku, efendim şu makamlar, bu paralar. Ama hiçbirimiz çocuğumuza aman yavrum seni göreyim, bu dünyada hamal da olsak, haşa küçümsemek için demiyorum, onlar da kardeşimiz, temizlik işçisi de olabilirsin, ama yeter ki Allah'ın razı olduğu bir kul ol. Allah senden razı olsun da yavrum ne yaparsan yap diyenimiz var mı? Allah'ın rızasını önceleyenimiz, Allah'ın benden razı ol da ne istersen, ne verirsen verdiğine razıyım diyenimiz var mı? Onun için önce Allah'a karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olalım bir. İki, Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi değil mi? Niye gönderdi? Kulluğu ondan öğrenin diye. Örneğiniz o olsun diye. Numune-i imtisal.
Hani bugün rol model diyorlar ya, Allah'a kulluk nasıl yapılır? Bunu peygamberinden öğrenin diyor Allah. Madem ki Allah'a kulluk için yaratıldık, nasıl kulluk yapacağız? Peygamber olmasa nereden bilecektik biz? Yani tıp fakülteleri olmasa insanlar doktorluğu nereden öğrenecekler? Yani meslek gruplarında işte berber, çırak olmadan kendi kendine yani ilhamla mı berber olmayı, marangoz olmayı insanlar öğreniyorlar? Kulluk berberlik kadar, doktorluk kadar haşa maharet gerektiren bir meslek değil mi? Bunu da bir ustadan öğrenmen lazım. Bir muallimden, bir mürşitten öğrenmen lazım. Efendimiz de diyor ki ben size gönderilen bir muallim, bizim için baş öğretmen Peygamber Aleyhisselam. Öğrettiği gibi, yaşadığı gibi, onu örnek alarak. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'ı hayatına örnek alanlar var, başkalarını örnek alıp onların izinden gidenler var. Ben şimdi soruyorum, diyorum ki bir peygamber ki Allah Resulü Aleyhisselam hak dini Kur'an dilinde geçen rivayeti arz ediyorum size. Buyurdular ki kıyamet günü Cenab-ı Hak levh-i mahfuza soracak. Levh-i mahfuz bak. Allah Azze ve Celle ilk neyi yarattı? Kalemi yarattı. Sonra levhi yarattı. Sonra kaleme yaz buyurdu. Levhe yazdı. Allah Azze ve Celle olmuş olacak her şeyi levhe yazdı. Mevla levhe soruyor. Sana yazdıklarımı ne yaptın diye. Lev cevap veriyor. Ya Rab bendeki bilgileri ben İsrafil'e ilettim. Levhe muhatap olan melek İsrafil Aleyhisselam'dır. İsrafil Aleyhisselam levhde okuduğu görev, vazife hangi meleğin görevi ise onu gider o meleğe tevdi eder. Cebrail'i ilgilendiren bir mesele ise onu Cebrail'e, Mikail'i ilgilendiriyorsa ona. Allah Azze ve Celle İsrafil'i çağırır. Gel bakalım İsrafil. Sen levhden aldığın bilgileri ne yaptın? Ya Rab der, Cibril'e verdin, Azrail'e verdin, Mikail'e verdin. Ya Cebrail gel bakalım der Allah. İsrafil'in sana verdiği bilgileri ne yaptın? Ya Rab ulaştırılması gereken yerlere, peygamberlere ulaştırdım der. Hesap nereden başlıyor? Levhden başlıyor bak Allah hesaba. Meleklerden başlıyor Allah hesaba. Cibril'den başlıyor. Sonra o Cebrail'in gönderildiği peygamberleri çağıracak. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah beni çağıracak. Gel bakalım ya Muhammed. Cebrail Aleyhisselam sana vahiy getirdi mi? Getirdi ya Rab. Ne yaptın? Ya Rab vahiyde emrettiğin şeyleri yerine getirdim. Öyle mi? Peki bu yaptığının şahidi? Ümmeti Muhammed. Çağırın ümmeti diyecek Allah. Efendimiz Aleyhisselam buyuracak ya Rab. Ümmetim acizdir. Ümmetim zayıftır. Onlar senin huzuruna çıkıp cevap vermekten korkarlar. Sen beni bırak, bana müsaade et ya Rabbi der. Ne olur? Mevla peki der, hadi sana izin. Efendimiz Aleyhisselam diyor, gider Adem Aleyhisselam'a. Der ki ey baba, bütün insanlığın atası, babası sen, en son peygamber de ben. Gel şu insanların, bu ümmetin yarısına sen, yarısına ben şefaat edeyim. Adem Aleyhisselam der ki ya Muhammed bugün öyle bir gün ki vallahi ben bırak insanlar bırak ümmet kendim için bile Allah'a bir şey söyleyemem. Bugün öyle bir gün ki peygamberler bile kendi nefisleri için Allah'a bir şey söyleyemez. Efendimiz yalnız kalır arşın altına gider başını secdeye koyar der ki ya Rab senden ne kızım Fatıma'yı istiyorum. Ne torunum Hasan Hüseyin istiyorum, senden ümmeti Muhammed istiyorum der. Mevla da buyurur ki ey Habibim başını kaldır, ne istiyorsan isteğin sana verilecektir. Şimdi böyle bir peygamber örnek alınmaya, izinden yolundan gidilmeye, ahlakıyla ahlaklanmaya değer mi değmez mi? Kimi örnek alıyoruz? Bugünün gençleri kimi örnek alıyor kendilerine? Ne kadar zibidi, sözüm ona adına artist denilen, efendim meşhur denilen, şöhretli ne kadar pervasız varsa bugün gençler onları örnek alıyor. Moda diye onları takip ediyor. Oysa Allah diyor ki sizin modeliniz, örneğiniz, modanız
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepimize Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Son bir maddeyle bitireyim. Kıymetli Müslümanlar, bütün bu anlattıklarımdan sonra şunu unutmayalım, kulağımıza küpe yapalım. Şu dünya var ya, bu dünya içinden canlı çıkamayacak olduğumuz bir dünya. Sonunda ölüm var, ölüm. Sonunda ölüme mahkum bir hayat yaşıyoruz. Nereye giderseniz gidin diyor Allah. اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Kendisinden kaçtığınız bu ölüm sizi yakalayacak diyor Allah. Kaçışınız yok. Madem ölüme iman ettik, sonunda öleceğiz biliyoruz. O daracık 2 metrekarelik kabre konulup, üzerine tahtalar dizilip, topraklar atılıp, altında kaldığın anı Allah için bir düşün şimdi. Koy kendini mezara, tahtalar üzerine dizilmiş, topraklar altında kaldığın 2 metrekare. Makamın, mevkin, rütben, zenginliğin, sahip olduğun her şey toprak üstünde, sen alttasın. O ana kadar değer verdiklerin, kıymet verdiklerin ya da kendine dert bildiklerin, hocam çok derdim var, problemim var, sıkıntım var diyenler, dünyada kavgalı, kırgın, davalı olduklarınız, o mezarın içindeyken Allah için değer mi, kendinize bir sorun ya. Ya madem sonunda bu mezara girecektim, en büyük sermaye ömürdü, zamandı, vakitti ve ben bu ömrü boşa heba ettim diyeceksek kendimize yazık ediyoruz. Sonunda pişman olacağımız bir hayatı yaşamayı Allah bize nasip etmesin. Sonunda Allah'ın razı olacağı bir ölümle Rabbim huzuruna varmayı cümlemize nasip etsin diyelim. Allah hepinizden ebeden razı olsun. El-Fatiha.